Sayfa 74. Buradaki dünyadaki kütlesi, dünyadaki ağırlığı, aydaki kütlesi, aydaki ağırlığı sorulmuş. Dünyadaki kütlesi 3 kilogram olan bir nesne arkadaşlar. Dünyadaki ağırlığı 10 ile çarpıyorum. 30 Newton'dur. Aydaki kütleydi arkadaşlar. Dünyadaki kütleler aynı olmak zorunda. Aydaki ağırlık ise, evet, aydaki ağırlık ise arkadaşlar 6'da 1 idi. 30 bölü 6, 5. 15 kilogram olan dünyada çarpı 10 150 ağırlığındadır. Ay da aynıdır. Burada ise 15 bölü, özür dilerim arkadaşlar, 150 bölü 6, 25. 360, 36, 60, 600, 60, 100, 990, 150 olarak devam ediyor. Sayfa 75, kavram haritasını dolduralım. Burada kütlenin birimi gramdır. Kütle konuma göre değişmez. Eşit kolu teraziyle ölçülür. Konuma göre değişen ağırlıktır ve dinamometre ile ölçülür. Ve yer çekimi kuvveti vardır. Birimi de Newton'dur. Evet, buradaki kütle ve ağırlık ile ilgili çeşitli ifadeler verilmiştir. Daha sonra kütle ve ağırlık kavramının hangisiyle olduğunu belirleyelim. Evet, buradaki tek de okumuyorum. Kütle ile ilgili olanlar 2, 3, 5, 7, 9, 10. Ağırlık 1, 4, 6, 8, 11, 12. Sayfa 77. Uçağın ön kısmı havada sürtünme kuvvetini azaltmak ve hava direncini en aza indirmek için sivri olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu tasarım uçağın hızını artırır ve yakıt tasarrufu sağlar. Sürtünme kuvvetin etkileriyle ilgili merak ettikleriniz, sürtünme kuvveti her zaman hareketi yavaşlatır mı? Sayfa 78. Hareketi kolaylaştıran etkiler pürüzsüz yüzey, yağ kullanımı, hava yastığı. Hareketi zorlaştıran etkiler pürüzlü yüzey, yüksek sürtünme kuvveti. Hareketi kolaylaştıran etkiler hava yastıkları. Hareketi zorlaştıran etkiler buzlu yüzeyde sürtünme az olacağı için hareketi zorlaştırır. Sayfa 79. Kerem'in ilerlediği yolda niteliklerini pürüzlülük durumuna göre karşılaştıralım. Asfalt yol daha pürüzsüz olduğu için bisiklet sürmek kolaydır. Toprak ve taşlı patika ise daha pürüzlüdür ve sürtünme fazla olduğu için bisikleti kontrol etmek zorlaşır. 2. Günlük yaşamımızda karşılaşabileceğimiz farklı pürüzlülük durumlarını yazalım. Buzlu bir yolda yürümek zordur çünkü yüzey çok kaygandır. Çim üzerinde yürümek ise daha kolaydır çünkü yüzey daha pürüzlüdür. 3. Metinde anlatılanlara göre sürtünme kuvvetinin özellikleri ilgili ulaştıklarımızın çıkarımlarda bulunalım. Sürtünme kuvveti pürüzlü yüzeylerde daha fazladır ve hareketi zorlaştırır. Pürüzsüz yüzeylerde ise daha azdır ve hareketi kolaylaştırır. Sürtünme kuvvetinin olumlu ve olumsuz etkileri. Bisikletin patikada kaymasını engeller ve dar güvenli sürüş sağlar olumlu etkisi. Olumsuz ise fren pabucundaki lastiklerin aşınmasına ve bisikletin zor durmasına neden olabilir. 5. Günlük yaşamımızda sürtünme kuvvetinin olumlu ve olumsuz etkilerini gözlemlerek yazalım. Ayakkabı tabanları pürüzlü olması kaymayı engeller. Makinelerde sürtünme nedeniyle parçalar aşınır. Sayfa 80. Etkinliğe göre sürtünme kuvveti etkisiyle ulaştığınız çıkarım. Sürtünme kuvveti pürüzlü yüzeylerde daha fazladır ve hareketi yavaşlatır. Pürüzsüz yüzeylerde ise daha azdır ve hareketi kolaylaştırır. Ve arabanın ilerlediği yüzeylerin pürüzlülük özellikle ilgili ulaştığımız çıkarımları yazalım. Pürüzsüz mukavva yüzeyde araba daha hızlı ilerlerken pamuk ve kum gibi pürüzlü yüzeylerde araba daha kısa mesafe kat eder çünkü sürtünme kuvveti artar. Sayfa 81. Hangi fon kartalının zemine daha çabuk ulaştı? Buruşmuş fon kartalının zemine daha çabuk ulaştı çünkü hava ile temas eden yüzeyi daha küçüktü. Bu da hava direncini azaltarak hızlanmasını sağladı. B. Silgi hangi durumda şişenin zeminine daha çabuk ulaştı? Silgi su olmadığında şişenin zeminine daha çabuk ulaştı. Çünkü suyun içerisindeyken sürtünme kuvveti daha fazla olduğundan hareketi yavaşladı. C. Hava zemine doğru ilerleyen bir fon kartona su şişe tabanına doğru ilerleyen silgici direnç göstermiş midir? Evet, hava fon kartonuna, su ise silgiye direnç göstermiştir. Bu direniş sürtünme kuvveti nedeniyle hareketi yavaşlatır.
Gelelim Ç bölümündeki olay ve ortama. Silginin hareketini engelleyen hava veya su. Fon kartonun hareketini engelleyen hava. Silgi şişe zeminde daha çabuk ulaştı. Boş şişe. Silgiye sürtünme kuvveti uyguladı. Su. Fon kartonuna sürtünme kuvveti uyguladı. Hava. Sayfa 82. Pekiştirme istasyonu. Halı zemin cam zemine göre çok pürüzlüdür. Az kaygandır. Daha çok sürtünme uygular. Toprak zemin mermer zemine göre çok pürüzlü. Az kaygan, yine daha çok sürtünme uygular. Islak tahta zemin kuru tahta zemine göre az pürüzlü, çok kaygan ve daha az sürtünme uygular. Fayans zemin çamur zemine göre az pürüzlüdür, çok kaygandır ve daha az sürtünme uygular. Sayfa 83 değerlendirme bölümü. Hangi durumda kitabı daha zor hareket ettirdiniz yazalım. Kitabı silindir kalemler altına yerleştirdiğimizde daha kolay hareket ettirdik. Kalemler olmadan kitabı hareket ettirmek daha zordur. B bölümü. Kitabın hareketini zorlaştıran etki yüzeyle temas eden sürtünme kuvvettir. Kalemler sürtünmeyi azalttığı için hareket daha kolay olmuştur. C. İlk durumda sürekli hareket ettirilseydi kitabın yüzeyinde meydana gelebilecek değişiklikler neler olurdu? Kitap ve masa yüzeyinde aşınma meydana gelebilirdi. Ayrıca kitabın köşelerinde yıpranma ve masa yüzeyinde çizikler oluşabilirdi. Ç. Etkinlikte yaptığınız uygulama ile Fatih Sultan Mehmet'in gemiler üzerindeki yaptığı uygulamalar arasındaki benzerlikleri yazalım. Fatih Sultan Mehmet gemileri karadan yürütürken sürtünmeyi azaltmak için altlarına kütükler yerleştirdi. Aynı şekilde biz de kitabı kalemlerle hareket ettirerek sürtünmeyi azalttık ve kolayca ilerlettik. Köprüye bakalım. Köprü istasyonu. Masanın hareketini engelleyen etken, masanın hareketini etkileyen etken sürtünme kuvvetidir. Halı yüzeyinde sürtünme kuvveti daha fazladır. Bu yüzden masa zor hareket ederken mermer yüzeyde sürtünme az olduğu için masa daha kolay hareket edebilir. Sayfa 84. Bu ifadeleri okuyup sürtünme kuvvetiyle ilişkilendirelim. Evet, burada niteliğinden bahsetmiş. Artıran arkadaşlar ıslanmış basketbol sahası zeminin kuru bezi silinmesi. Olumlu 5, azaltma 1, olumsuz 2. Az pürüzlü 3, nedeni 7, çok pürüzlü 4, sonuç 8. Sayfa 86. Cam yüzey ile K ve L yüzeyden cisme uyguladığı sürtünme kuvvetini büyükten küçüğe yazalım. L büyüktür K, o da büyüktür cam yüzey. K yüzeyi metal veya plastik olabilir. L yüzeyi ise ahşap veya kauçuk olabilir. Sayfa 93. Hangi uygulamalar sürtünme kuvveti etkisini artırmaya yöneliktir? B, C, D, E ve yumuşak G. 2. Hangi uygulamalar sürtünme kuvveti etkisini azaltmaya yöneliktir? A, Ç, F, G. 3. Hangi uygulamalar su direncini azaltmaya yöneliktir? F. 4. Hangi uygulamalar hava direncini azaltmaya yöneliktir? G ve F. Sayfa 94 boşluk doldurma. Kuvvet hareketli bir cismin yönünü değiştirebilir. 2. Bir kağıdın şekli kağıda uygulanan kuvvet ile değişebilir. 3. Kuvvet dinamometrede verilen araçta ölçülür arkadaşlar. Dinamometre denilen araçta ölçülür. 4. Basit bir dinamometre yapımında lastik kullanılabilir. 5. Dinamometre ile elde edilen ölçüm sonucunun birimi Newton olarak ifade edilir. 6. Elmanın kütlesi eşit kolu terazi ile ölçülür. 7. Bir maddenin kütle değeri dünyanın her yerinde aynı ölçülür. 8. Bir maddenin ağırlığı dünyanın farklı bölgelerinde farklı değerlerde ölçülebilir. 9. Sürtünme kuvveti genellikle harekete zıt yönde etki eder. 10. Merdivenlere kaydırmaz bant yapıştırılması sürtünme kuvvetini artıran bir uygulamadır. 11. Makine parçalarının zamanla aşınarak bozulması sürtünme kuvvetinin olumsuz etkilerindendir. 12. Havanın cisimlerin hareketini zorlaştıran etkisine hava direnci adı verilir. 13. Su direnci gemilerin suda daha zor ilerlemesine neden olur. 14. Gemiler hem hava hem de su direncinden etkilenir. 15. Kütle birimi ile ağırlık birimi birbirinden farklıdır. Sayfa 95. K ve L cisimlerin ağırlıkları özdeş dinamometre kullanarak ölçülmüş. K 12 Newton ölçüldüğüne göre L'nin ağırlığı kaç Newton'dur? Burada bakalım arkadaşlar. 12, 2 birim ise 1 birim 6'dır. 4 birim varsa 6 çarpı 4, 24.
2. Yaylar hangi özelliklerine dolayı dinamometrelerle kullanılır? Yayları esnek özellikleri olduğu için arkadaşlar dinamometrelerle kullanılır. 3. Bir yaya 2 nokta kuvvet uygulanınca yay 1 santim esniyormuş arkadaşlar. Bir yay 2 nokta uygulanırsa 1 santim esniyormuş. 4 santim esneme oluşturmak için arkadaşlar 4 çarpı 2 8 Newton uygulanması gerekir. 4 kütle nedir? Bir cisimdeki madde miktarını kütle denir, gram veya kilogram ile ölçülür. 5. Bir cismin kütlesi deniz kenarında ölçüldüğünde 5 gram gelmiştir. Bu cismin kütlesi dağ zirvesinde. Dünyada arkadaşlar her yerinde kütlenin ağırlığı, kütlenin ölçüsü kaç gramsa her yerde aynıdır. Yükseklikle etkilenmez. 6. Ağırlık nedir? Kütleye etki eden yer çekim kuvvetine ağırlık denir. Dinamometreye ölçülür. Ayda 60 Newton ağırlığında olan bir cismin ağırlığı dünyada kaç Newton'dur? 6'da 1 olduğu için arkadaşlar 6 çarpı 60, 360 Newton. 8. Sürtünme kuvvetinin olumsuz etkilerinden 2 tanesini yazalım. Parçaların aşınmasına ve enerji kaybı nedir olur? 9. Sürtünme kuvvetini azaltma yönündeki uygulamadan 2 tanesini yazalım. Yüzeyden yağlamak ve rulman kullanmak. 10. Sürtünme kuvvetinin olumlu etkilerinden 2 tanesini yazalım. Yürümeyi sağlar ve araçların durmasına yardımcı olur. Sayfa 96. Buna göre kara gözünün belini incitmesinde hangilerinin etkisi olabilir? Koltuğu hareket ettirmek için kuvvet uygulaması olabilir. Koltuk ile halı arasındaki sürtünme kuvvetinin fazla olduğu için hareket ettirmek zor olduğu için zorlanmıştır olabilir. Koltuğu hareket ettirdiği zaman pürüzlülüğün fazla olması olabilir. Cevabımız 1, 2, 3. 2. Metinde geçen aşağıdaki ifade hangisi sürtünmenin azaltılmasını sağlayan bir uygulamadır? Koltuğa tekerlek takmak sürtünmeyi azaltır. Sayfa 97. Burada Hazarfen, Ahmet Çelebi, Hazini ve Cezeri ile ilgili bir de Leonardo Vinci ile ilgili bilgiler var. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.